Merhaba dostlar, bugün 27 Şubat 2023. Biraz sonra izleyeceğiniz videoyu aslında biz deprem öncesinde çekmiştik ama depremle beraber açıkçası kimsenin işle güçle ilgilenecek motivasyonu, psikolojisi, eminim işte keyfimiz yerinde değildi, hala da değil açıkçası. Ama bu yaraları sarmak için çalışmamız lazım. Neticede bizim ülkemizin doğalgazı, petrolü pek yok haliyle Bizim gibi insanların üretici olması, ihracat yapması, ülkeye para getirmesi ve bu yaraların da hızlıca sarılması lazım. Bunun için de çalışıyoruz açıkçası. İyi seyirler diyeyim. Maalesef böyle bir olay yaşadı ülkemiz. Çalışacağız, kurtaracağız. Görüşmek üzere. Burada bir bilgi vereyim mi teşvikle ilgili? Devletimiz de Amerika'da mesela bu dijital pazarlama faaliyetlerine %70 yetmiş. Bakın, ciro'dan bağımsız %70 destek görüyor yani sen dışarıda reklam açtın Google'dan Amazon'a getirdin hı hı. ve satış gerçekleşti devlet harcadığın 11'imin 7'sini geri veriyor Amazon'da 11'imin 1'ini veriyor 10'da 8'i yani reklam harcamanın 10'da 8'ini karşılamış oluyorsun. Evet abi hoş geldin. Hoş gördük. <laughs> Bursa'dayız. Seni, evet. seni Bursa'da görmek çok güzel. Eyvallah. Ee, arada bir geliyorsun ama bazen denk gelemiyoruz, konuşamıyoruz falan işler güçler derken. Bu sefer hem denk geldik hem de bayağıdır planladığımız bu videoyu senin için geldik. <laughs> Teşekkürler abi. Eyvallah. Ee, bizim Serkan abi tanışmamız da Twitter üzerinden aslında oldu. Ee, ben işte bu video prodüksiyonu yapıyoruz. Twitter'da video prodüksiyonunun Amazon tarafıyla ilgili bir şeyler ha. yazmak istedim. Amazon'un işinde <laughs> Amazon içinde bir tweet atmıştım. <laughs> Birazdan oraları da biraz açarız hani niye böyle bir şey evet. olduğu ile ilgili de anlatırım. Derken Serkan abi oradan yazdı işte ben görüşmek istiyorum falan diye. Sen İstanbul'da olduğunu görünce ben hatta baktım profiline ama hani nasıl görüşeceğiz falan gibi bir durum <laughs> oldu derken Serkan abi pat diye çıktı geldi. Öyle bir tanışma şansımız oldu. Ben şuna inanıyorum mesela işte hani fotoğrafçıyım her şeyin fotoğrafını çekemezsin. Hı hı. Yani bir özelde ne derler uzmanlaşman lazım. Nişe bana. inmek gerekiyor. Nişe inmek gerekiyor yani para da orada değer de orada. Evet abi. Kıymetli olan şey de o bence. E senden de öyle bir e, tweet görünce ha dedim aradığımızı bulduk çünkü ben Amazon işine başladığımda bir e, hocaya mesela güzel sanatlar fakültesinde bir hocaya iş vermiştim hmm. e, sektörde belki eğitimini çok iyi veriyordur ama şey beceremedi hmm. ne derler e, ticari tarafını ticari tarafını beceremedi Amazon müşterisi ne ister Amazon videosu nasıl olur Amazon evet, bunları anlayamadı yani Hı -hı. öyle olunca da çok başarılı olmadı dönüşümleri e, neticede. Aynen. Eticarette ticarette sattığımız şey fotoğraf. Hı hı. Yani i̇nsanlar fotoğrafa bakıp karar verecek, evet. videoya bakıp karar verecek. Sen de öyle bir şey yazınca ha dedim aradığım adam buldum. Bir denemek lazım. Ya yani. bir denemek değil yani e, yazdığın şeyden Amazon'u bildiğin anlaşılıyor. Hı. İkna yani oldun yani. E-ticareti e bildiğin <laughs> anlaşılıyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum Övmek için söylemiyorum ya bu arada. Teşekkür yani ederim çok sağ ol. Orada kafa patlattığın, orayla ilgili bir şeyler yaptığını anlaşılıyor. Ya şöyle olmadı abi bu arada. Hani ben de bu vesileyle itiraf edeyim. Biz de oturduk Amazon'a video yapacağız ve bir de bir o videoları yaptık <laughs> gibi değil. Biz de çok deneyip yanıldık. 2018'den beri bu işletme bunu yapıyor. İlk yaptığımız videolarda e, ya da fotoğraflarda keza aynı şekilde çok hikaye anlatmaya falan çalıştık falan ama Amazon'da anladık ki kimsenin öyle bir hikaye izlemeye vakti yok. E, zaten hani Amazon'un satış dinamikleri biraz diğer pazar yerlerinden de farklı. Mesela işte Burak Seyman'la da bu konuyu konuştuğumuzda o da söylemişti. Amazon'a gelen müşteri genelde ne aradığını biliyor. Tabii. İşte Alıp kab çıkacak. Kablo kanalı ise kablo kanalı yazıyor. Bu markayı mı alacağım? Bu markayı mı alacağım? Dolayısıyla evet. senin artık orada yapman gereken şey görsel ve çek tarafında Seninkinin diğerinden neden daha iyi olduğunu anlat, anlatıyor Kesinlikle. olmak. Ve bunu mümkün olduğu kadar kısa sürede yapman lazım. Videoda özellikle. Tabii. Evet yani kimse oraya video izlemeye fotoğraf bakmaya gelmiyor. İnsanlar alışveriş yapmıyor. Tabii, şey var tabii, ya hani markanın e, logosu dönüp dolaşıyor. Evet evet o, gelmiyor o bir saniye. türlü Ne olacak bunlar? Kimse onu bekleyecek tamam, zaman yok. Kapatıp yani, gidiyor adam. O mahalle bakkalı abi. Aynen öyle. İnsanlar giriyor ihtiyaçlarını alıp çıkıyor. Aynen. Hani e, şey gibi değil. Ben burada Etsy'de takılayım eBay'de takılayım. Var mı yeni bir şey, ucuz bir şey? Öyle bir şey değil. Değil evet. İhtiyacı var. Alışverişini yapacak. Zaten Amazon'da sattığı şey o. Yani Hı -hı. Hızlıca göndereceğim ben sana diyor. Hatta işte bu Whole Foods marketler var Amerika'da. Onları satın aldı. Alışverişini yapıyorsun. Ya onlar getiriyor veya marketin önden geçerken paketini alıp Hı -hı. devam ediyorsun falan. Amazon'un mantığı bu. Hız. -hı. Onun müşterisine özel bir şeyler yaptığınız için. Ve sizin çektiğiniz video da işe yaradı. Hı -hı. Hatta peşisine ben bu danışmanlık verdiğim müşterilerim de denize yönlendiriyorum. Yani deniz yapsın istiyorum. Hani evet, bunun amacım denize iş çıksın diye değil. Orada satış gerçekleşsin. Evet. Geçenlerde Yasin anlatmıştı. Bir matkap ucu alacak vatandaş. Aa, aslında matkap ucuna ihtiyacı yok. Hı. Onun bir deliğe ihtiyacı Hı. var. Hı. Hatta onun da ötesinde diyor ki bir deliğe değil aslında e, de <laughs> e, astı rafın üstüne koyacağı Hı. kitabın işte aksesuarın ona getireceği prestije ihtiyacı Hı. var. Hı. Böyle bir şey. Şimdi bizim de dediğim gibi bir videoya ihtiyacımız yok. O videonun getireceği satışa ihtiyacımız Kesinlikle. var. Burada videoyu çok beğenir. Vatandaş şöyle yapıyor mesela. Çok güzel video çekiyor ama ticarete hizmet etmiyor. <laughs> Aynen öyle. Anlatabildim <laughs> mi? İşte biz bu hatayı yaptık. Yani çok estetik kaygılarla içerikler ürettik. Çok güzel baktığın zaman her bir karesi fotoğrafı durdurup baksan videoda fotoğraf gibi evet. bakabileceksin ama satmadıktan sonra bir kıymeti yok. Evet. İşte Bunu anlamamız zaman aldı. Ben de işte bu kadar süreden sonra bu anladığım şeyi bir tweette toplamaya çalışınca böyle bir araya gelmiş olduk video tarafındaki müşterilerimiz genelde işte teknoloji girişimleri birazcık daha startuplar ve işte kendi işini ölçeklemeye hazır o noktaya gelmiş müşterilerimiz falan var. E, buralarda daha yüksek prodüksiyonlu işler yapıyoruz. Ama biz işimizin bir tarafına da bu Amazon ve e-ticaret tarafını doğal seleksiyonla gele gele bunu da sokmak durumunda kaldık. Bir de bir taraftan işte bizim dahil olduğumuz farklı girişimlerde e-ticaretin de nasıl yapıldığı ile ilgili birçok şey öğrenince e, oradaki şey kaygısını anladık yani bunu satmakla ilgili olduğunu. Ve daha da ötesinde hani biz kendi istediğimiz içeriği yapmıyoruz. Biz bizim müşterimizin istediği içeriği de yapmıyoruz. Onun müşterisinin, onun müşterisinin olduğu pazarın ihtiyacı olan videoyu ya da fotoğrafı üretmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. İşte bu aslında e, anlaması çok zor bir şey değil. Ama bir şey üreteceğim yolculuğuna çıktığın zaman sık sık unuttuğun, tekrar hatırlamak zorunda kaldığın bir şey. Benim Deniz'e feedbacklerim genelde şey oluyor işte. Deniz bugün reklamlı videoların işte e, dönüşüm oranı şu. Şimdi Hı -hı. buraya geldi, şimdi buraya. Evet. Aylık böyle bilgi veriyorum şeyde dönüşüm yani. yoksa bir anlam yok. Videoyu ben çok beğensem de olur, beğenmesem Aynen. de olur. Yani. Video bittikten sonra hatta kısa versiyonlarını falan da yapıp bir AB o, testi falan da yapmıştık. E, onunla da şunu deniyoruz şu anda. E, Google reklamları açıyoruz. Oradan Amazon'a trafik çekiyoruz. Hmm. E, i̇şte Facebook, Instagram reklamları açıyoruz. E, onun da sebebi şu. E, Amazon %10 e, artık ödül veriyor. Şey veriyor, ödül veriyor, bonus evet. veriyor. Dışarıdan gelen reklama. Çok güzel bir. Orada durum. bir bilgi vereyim mi? teşvikle ilgili. Devletimiz de Amerika'da mesela e, bu e, dijital pazarlama faaliyetleri yüzde yetmiş. Hmm. Bakın cirodan bağımsız %70 destek görüyor. Yani sen dışarıda reklam açtın Google'dan. Facebook'a e, Amazon'a getirdin hmm. ve satışa gerçekle, satış gerçekleşti. Devlet harcadığın 10 birimin 7'sini geri veriyor. Amazon'da 10 birimin 1'ini veriyor. 10'da 8'i <laughs> yani reklam harcamanın 10'da 8'ini karşılamış oluyorsun. Eğer yaptığı satıştan da sen e, o iki birimden fazla para kazanıyorsan reklam yapıp satış e, reklamdan para kazanmış gibi bir durum oluşuyor. Aynen öyle. Bunları değerlendirmek lazım. Kesinlikle ama işte buralarda biraz bu bilgilere ulaşmak çok zor. Sen abi çok anlatıyorsun falan ama e, bir şekilde insanların karşısına çok geç çıkıyor ya da işte fırsatlar bir şekilde kaçıyor olabiliyor. Takip etmek lazım Serkan abi. Eyvallah. Tamam. Ya o şöyle bir şey yapacak olan arayıp buluyor yapıyor. Tabii tabii. Şimdi sen de yanında insanlar çalışıyor, ben de yanında insanlar çalışıyor. Görüyorlar ne yaptığımızı. Aslında çok basit bir şey. Hı -hı. Ee, bazen ortağım bana kızar der ki işte e, niye bu kadar açık anlatıyorsun? Hı -hı. İnsanlar gider, yaparlar işte hani paz. Ya yapacak olan zaten yapacak Yapıyor. Bizimle ilgili değil. Hatta bizi bulacak, bizden aldığı bilgilerle yapacak. Yoksa yanındaki kişi dahi şu çalışan insan görüyor, bakıyor, her şeyin farkında ama yapası evet. gelmiyor. Sorunu evet. yapası var mı yok mu? Aynen öyle. Çok Maalesef büyük. yapası az bir toplumuz. Ya yani öyle bir durumumuz var. Şey sorunu var abi. Ya yani bilgi artık çılgınca yayılıyor. Yani ben Twitter'a girdiğimde artık başa çıkamıyorum. O hmm. gelen bilgiyle boğuşamıyorum yani gerçekten. Fakat aksiyon noktasında çok 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 az kişi. Ya yani bunu neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bir tane bilmiyorum örnek Benim bir çalışanım var Sefa. E, ayrıldı geçenlerde. Ayrıldı derken şöyle ayrıldı. Sigortasını biz artık yatırmıyoruz. Hmm. Neden? Çünkü bir şirket kurması gerekiyormuş. Çünkü teşviklerden faydalanması gerekiyor. Hmm. Ee, bizim verdiğimiz maaş kuş gibi kaldı onun yanında. Kendisi de Amazon'da retail arbitraj yapıyor. Tebrikler bu... Sefa. <gülüyor> <gülüyor> Sefa'yı çok seviyoruz. Çok düzgün. Ha, beraber iş yapmaya başladık şimdi. Hmm. Ortak işler yapmaya başladık. Yani çalışanımken ortağım oldu şu anda. Sefa öğrenciydi. Ee, Sefa'nın yanında arkadaşları görüyor. Neticede bunlar aile harçlığıyla geçinen insanlar. Sefa kendi parasını çıkardığı gibi hem bizden hem Amazon'dan. Hmm. Şimdi çok daha büyük yerlere taşıdı olayı. Çok daha güzel yerlere Yanındaki arkadaşı bunu görüyor. Yapmıyor. Mesela yanında hani ev arkadaşım üniversitedeki ev arkadaşları bu işte istekle harekete geçmekle bu bir karakter konusu herhalde. Atalet evet, insanın karakter atanlar olanmışlar. başarılı oluyor, atamayan. Yani yoksa üstün bir kabiliyetimiz, üstün bir zekamız falan olduğundan değil bu. Evet abi. Sadece bir, bir bu var. Yani aksiyona geçmek noktasında bir sıkıntı var. Bir de benim en, e, böyle çevremde gördüğüm problem istikrar. Ya bir şekilde başlamak noktasında o şeyi kıran var ama çok çok azı istikrarla devam edebiliyor. Orada tabii şey de var hani Doğrudan böyle çok hızlı şey alamıyorsun ya hani okuyorsun Twitter'da Amazon'a girdim şöyle oldu böyle oldu çok hızlı işte paralar maralar orada dashboard'u görüyorsun bir sürü para gelmiş. <laughs> o da giriyor iki hafta sonra dashboard'a bakıyor orada sıfır. <laughs> Yanda dolar yazıyor ama sıfır dolar. Çok ben motivasyon kırıcı bir şey. 2013 e, Şubat 13'te Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> 2013'te biz Şubat 13'te şirketimizi kurduk. 6 ay bir kalem bir şey satmadık. Burada şimdi birazcık girişimciliğe girecek ama biz şunu yapıyorduk. Ben kendi adıma söyleyeyim. O gün sabah yer mi süpürülecek? Yeri süpürüyordum. İşte bir e, kırma makinemiz vardı geri dönüşüm. O mu yapılacak? Onu yapıyordum. Hani boş durmanın bir anlamı yok. Sen yapılması gereken her şeyi yap. Evet. Ve hani uygun zamanda doğru zamanda doğru yerde olmak derler. Yani ya. zaman akıp gidiyor. Biz doğru zamanı kovalayamayız. Ama doğru yerde olmak işte o işi yapıyor. işin içerisinde oluyor olmak bence. Evet, evet biz yaptık yaptık. Sonra bir tane müşteri denk geldi, ihracat denk geldi. Hmm. Ama biz yapmasaydık gelmeyecekti. Evet abi. İşte biz Amazon'da... ama yaparken bunu hedefleyemiyordun. Yok ben böyle bunu da bir, bir ihracat yani... gelsin diye yapmadın aslında. Ya ihracat yapman için uğraşıyorsun tabii evet, ki ama... taraftan. ama ne zaman geleceği yeni kurulmuş bir firmasın. Ee, herkesin tedarikçisi var. Senden niye alsınlar? Birinin bir problem yaşaması lazım. O uygun zamanı gelene evet. kadar sabredebiliyor olman lazım. İşte o istikrarı orada nasıl sağladın mesela? Hani orası önemli yani Gelmiyorken ve belki de hiç gelmeyecek hissiyatı içerisindeyken Devam ya etmeyi tercih etti. Şimdi ettin şöyle yani. bir laf var, uçurumdan atla kanatlarını sonra <laughs> yapmaya başladı diye. Şimdi biraz <laughs> fantastik ne derler? Gaz şey Gaz olacak evet. ama. Videonun başlığı. Ya yani biz uçurumdan atlamıştık abi. Biz evimizi <laughs> sattık, arabamızı sattık. Ha. Çok ciddi bir borca İstiyorsan girdik. İstiyorsan bırak diyorsun yani. Çok ciddi bir borca girdik. Yani çıkamazdık. Başka <laughs> şansımız yoktu. Şimdi geçen de bir tweet attım. Hani... Bunu tavsiye ediyor musun peki yani gençlere? Ee... Gençlere de mi? Bu Biraz karakter çırdı. mevzusu. Yani bu ben bu doğrusudur demiyorum. Ben şimdi hmm. başarılı oldum. Başarısız olsa beni suçlamasın. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani ben kendime güveniyordum. Peki bataktan döndük gibi bir durum oluştu. Hmm. 2013'ün sonunda her şeyimiz tükenmişti. Bir tane ihracat müşterisi geldi ve olayın rengi değişti. Yani olabiliyor böyle şeyler. Evet. Ha O gelmeseydi belki daha yavaş olacaktı. Ha Zorunluluk bence çok önemli abi. Zorunlu değil. Yani. part time girişimcilik olmuyor. Benim yani. algoritmam da çok basit aslında. Olmuyorsa değiştir. Raz hani evet, evet. değil Bak olmuyorsa şimdi şey yapıyor ya hani bu olmuyormuş çıkalım. Şimdi burada da karakterler işin içerisine giriyor. Bu da doğru olabilir, bu da doğru olabilir. Hı -hı. Benim taktiğim olmuyorsa değiştir. Hedef aynı, fakat yöntemi değiştir. Hı -hı. Yani işte atıyorum Rusya'ya satamıyor musun? Romanya'yı dene. Hani değişiklikten kastım bu. Orası Hı -hı. Değil. yani. Neticede ben şöyle bakıyordum olaya. E, bu mal var pazarda satılıyor. Hı hı. Ben satamıyorum. <laughs> Çok Demek iyi, ki sorun bende yani şimdi bravo. sorunu başkasında ararsam, e, müşteri de pazarda şurada burada muhakkak bulurum. Tabii. Ama sorunlar şey ama hiçbir şey değiştirmez hiçbir bu. Hiçbir yani. şey değiştirmedi gibi içimdekini atmışım, rahatlamışım hı hı. mantalite olarak ama ortada bir para yok. Evet, abi. Bir anlamı kalmıyordu. İşte iç odak dediğimiz konu bu. Yani problem var. Ee, sen dekip problemi bulduğun zaman yol alıyorsun Çak. dışarıdakini bulursan o orada duruyor yani, yani Olmuyorsa kendinde arayacaksın kabahat. kesinlikle bu abi. Bu yol çözüm almış. yolunda en önemli adım bence Evet bir de bu söylediğinde şeyi de ekleyeceğim abi ben e, müşterilerimizde de çok sık gördüğümüz bir şey artık ben bunu edinmeye çalışıyorum kültür olarak. Mesela işte ürünü satamıyorsun aklına ilk gelen şey ürünü değiştirmek oluyor halbuki bu değil pazarı değiştirmek aslında ilk denemen gereken şey veya satış metotlarını değiştirmek Hı -hı. İşte başka kitleyi denemek belki de Ürün çünkü dediğin gibi eğer bir yerde satılıyorsa satabilen birisi varsa birine satabiliyorsa sen satamıyorsan büyük ihtimalle ya yanlış pazardasın ya yanlış materyalle sunuyorsun ya anlatamıyorsun. Ya bütçen Buralara dönmek satmaya, gerekiyor. Yani. İşte Ama ilk refleks bu ürün satılmıyor başka bir şey deneyim oluyor. Bu sefer değiştiriyorsun ürünü değiştiriyorsun ama diğer metotlar aynı olduğu için sen sürekli aynı pazarı değersin. O dediğin için... çembere oluşturamıyorsun Tabii işte. Hemen vazgeçersen yeni Hı -hı. bir çembere geçiyorsun. Ondan da vazgeçersen. Öğrenim olmuyor mu? Öğrenim olmuyor. Aynen evet. öyle. Yani iç görüşler çıkaramıyorsun. Bir şeyler ortaya hani Fikir beyan edemiyorsun konu hakkında. Evet abi. Yani. Sadece bir bahane buldun, çıkmış gibi bir şey oldu ya. Yani. Yani bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü yani işte biz işimiz gereği birçok girişimle temas ettiğimiz için yani yıllarca beraber yürüdüğümüz müşterilerimiz var. Bazı işte şey de var. Daha kısa periyotlarda çalıştığımız müşterilerimiz de var. Çok hata gördük abi. Yani çok şey de gördük. Başarı hikayesi de gördük. Yani milyon dolara satılan girişimler de oldu bizim Hı -hı. müşterilerimiz arasında. Gerçekten çok eğitici bir tarafı var. İşte mesela şu anda da keza senin söylediklerin bir şekilde kafamda benim iş yapış şeklime de karışacak. Bunlar birike birike çok güzel bir bu anlamda çok şans hissediyorum kendimi bu yaptığım meslek açısından. Abi çok keyifli. Şöyle bir şey işte hani diyorsun ya Serkan abi batladı geldi. Hı hı. Atlayıp gidebilmek lazım. <gülüyor> Ertelememek <gülüyor> lazım. Ertelemek çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Her attığımızda gol olacak diye bir şey yok. Her Kesinlikle. attığımızı vuracağız diye bir şey yok. Yani yatan aslandansa gezen tilki demişler. Hmm. Gezeceksin abi araştıracaksın. Yani evet. ararsan bulursun. Hani Kesinlikle. anlatabiliyor muyum? Aramıyorsan, dolaşmıyorsan. Atıl olmak ya yani. işte atıl olmakla hareket halinde olmak. Ya burada şey sorunu var. Her şey bu kadar toz pembe olmadığını biliyorum. Şimdi böyle şeyleri izleyen insanlar bazen bu konuşmaları çok tuzu kuru bir yerde görebiliyorlar. Orada da şeyi söylemek lazım. Yani Türkiye geçen podcast'te de konuştuğumuz konu. Bazı bedelleri çok ağır ödetmeye başladığı için abi yani kaybettiğin zaman geri almak çok zor. Kaybettiğin parayı geri almak çok zor. Biraz tutukluk oluyor. yani Her attığını vurmayacaksın diyorsun ya. Bazen 2-3 tane vuramayınca çok ağır bedelle karşı karşıya kalabiliyorsun. Bu tutukluktan dolayı aslında. Hem o zaman, aksiyon hem de istikrarda sorun oluyor birazcık. Onun için ben şunu tavsiye ediyorum abi. İşte o attığını vurduğunda ölmeyeceğin hmm. duruma gelene kadar bu maddi anlamda değil. Tecrübe anlamında. Biraz tecrübe edin. Hmm. Bir yerde çalış. Sadece parası olarak değil. Yani nasıl alınıyor? Nasıl satılıyor? Nasıl pazarlanıyor? Arkasında ne dönüyor? Ha bir laf var gene slogan gibi olacak ama neden yapıldığını bilen memur olur nasıl yapıldığını bilen zengin olur diyorlar şimdi. Nasıl yapılıyor bu iş yani? Evet. Tam tersi de olabilir şimdi karıştırdım ama neden yapılıyor? Tam tersi de, evet, pardon evet. yanlış söyledim. Neden yapılıyor bu iş ya? Hı -hı. Bu satın alma neden yapılıyor? Biraz önce anlattığım örnek ya işte aslında sen bir matkabucu satmıyorsun. Hı -hı. O insanın o delikle orada edineceği raf ve onun üzerine koyacağı işte aksesuarla kazanacağı e, prestiji satıyorsun. Evet abi. Bu, bu yok çocukta. İşte içgörü dediğim bu aslında. Ha içgörü Biri bu içgörü. içgörüyü oluşturamıyorsan İşte işte geçenlerde de bir tane e, şey yaptım ben. Etsy'deki yorumları e, hı, çek, alıyorsun, bir analiz yapıyorsun falan. Çok güzel. Şimdi veri herkes çekiyor. Veri orada. Anlatabiliyor Ben 43 yaşında onca bunu çıkarabiliyorum <laughs> mesela. Övünmek için söylemiyorum bunu. Yani sen ama çıkaran çocuklar var mıdır? Vardır. Ben bir hafta 10 gün bekledim. Mesela bir tane etsici çıkıp söylemedi ben bunu. Şuradan yapmışsındır böyle yapmışsındır diye. Türkiye Türkiye'de o anlamda aslında kafasını çalıştırana e, çok cazip imkanlar sunuyor. Ama dediğim gibi hevesle değil abi. Tecrübeyle. Evet. Heves her zaman olacak. Tecrüben yoksa heveslerin işte kursağında kalır. Evet, <laughs> abi. Abi. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bizde ev, araba falan çok ciddi şeyler yani bunları kaybettiği zaman adam kendini her şeyini kaybetmiş gibi hissediyor. Evet, evet. Ya bu e, mala sevda, aşk, eşyaya bağımlılık falan bunlar çok ciddi sıkıntı. Abi işte kişiliğini onun üzerinden tanımlarsan onu kaybedince yani, kişiliğini kaybetmiş gibi oluyorsun. Bilmiyorum. Çok doğru değil yani. bir, bir şeyler kazandığımı düşünüyorum. Hem kariyer anlamında hem maddiyat anlamında. Mesela gitsin hiç umurumda değil. Tekrar yapacağımı biliyorum çünkü. Hmm, ee, tek diyor duam şudur, ya yani sağlığım bozulmasın gerisini hallederiz yani. Abi Naval da böyle bir şey söylüyor. İşte diyor ki beni hiç her şeyimi alın uçakla atın diyor İngilizce konuşan herhangi bir yere. Benim şu anki varlığıma geri gel gelmem 5 yıl falan gibi bir evet, ifadesi abi. var. Çünkü biliyor. <laughs> yani oyunu çözmüş. şey abi. gibi yani, bu 43 yaşına kadar böyle geldim de Hı -hı. E, gerçekten hani 43 yıl istemeyecek artık bundan sonra benim Tabii için. 1 yıl belki 5 yıl hadi neyse. Aynen öyle. Yani sermayen varsa belki çok daha kısa yoksa hani biraz daha uzun ama bir şekilde oyunu biliyorsun. Bir şekilde geri alacaksın. Ya bir de seni. öyle bir şey ki Deniz, sermaye artık şey ya beynin ya. Kesinlikle. Kafanı var. kullanman. Bir internetim ve bilgisayarım var ise birçok şey yapabiliyorsun. Şimdi abi seni yakalamışken şeyden biraz bahsetmek isterim. Yeni bir girişimimiz var. burada fotoğraf ve video içerik üretimini birazcık daha e-ticaretçilerin ihtiyaç duyacağı temel tarafa çekmek gibi bir derdimiz var. Buradaki fayda işte senin aslında seni takip eden kitlenin Doğrudan ilgilendiren bir alan olduğunu düşündüğüm için burada <laughs> biraz bahsetmek isterim. Biraz promosyon yapacağız. <laughs> Ama gerçekten burada iddialıyız. Yani e-ticaret tarafında görsel ihtiyacını, temel seviyedeki görsel ihtiyacını olabilecek en hızlı ve en ucuz şekilde çözmekle ilgili bir vaadimiz var. Ee, i̇şte buraya kadar anlattığım bu bilgi birikim tecrübeyi daraltarak buraya sokacağız. Ne yapıyorsunuz önce? Tabii tabii orayı anlatacağım. Bizden çok hızlı bir şekilde sipariş vererek hiç kimseye muhatap olmadan kimseye derdini anlatmadan kredi kartını ödeyerek bir sipariş oluşturuyorsun diyorsun ki benim bir ürünüm var ve bunun fotoğraflarını istiyorum. Zaten biz orada ürünün şeyini çok iyi tanımladık. Sana 4 tane beyaz fonda çekilmiş fotoğraf veriyoruz. Bir tane de ürünün 360 derece döndüğü video teslim ediyoruz. Bunları da verirken bir görsel paketi halinde teslim ediyoruz. Sen bunu yüklediğinde yani Amazon'a koymaya çalıştığında herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsun. Oraya yükleyebileceğin formatta, oraya yükleyebileceğin ebatlarda oluyor. Ayrıca bu paketin içerisinde işte Instagram'da orada burada kullanabileceğin formatlar da var. Yani story gibi dikine çekilmiş işte kare olarak kullanabileceğin, post atabileceğim veya yatay kullanabileceğin formatlarda bir paket olarak Peki, geliyor. Peki limitlerimiz nedir? Onu da bir söyler misin Deniz? Tabii oraya da geleyim. <laughs> yani şimdi yani şimdi atıyorum koltuk göndersem çekecek Aynen. Onun yaşadık maalesef. Şimdilik bunu 25'e 25 ebatlarında ürünlerde yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bunu bir süre böyle test edeceğiz. Belki hani bir yıl, iki yıl orayı çok kestiremiyoruz ama Bir e... web siteniz var. Bir web sitesi var. Girip ben sadece sipariş, sipariş, sipariş oluşturuyorum. Siparişimi oluşturuyorum. Sonraki süreç Sonra yani süreç şöyle ürün... oluyor. Ya burada farklılaştığımız noktalardan bir tanesi şu. Biz gelip ürünü senin kapından alıyoruz. Tamam. Sen sadece bir kutuya koy yeter. Biz kapıdan senden alıyoruz, burada fotoğrafları videoları çekiliyor, Ürün çekimleri bittikten sonra senin onayından sonra ürün sana geri teslim ediliyor. Hı. Görsellerde bir paket halinde dediğim gibi kullanabileceğin bir paket halinde sana teslim ediliyor. ve Hiç suya soba dokunmadan kimsenin muhatap olmadan çok hızlı şekilde bunu ya yapabiliyorsun. Işte aslında o main fotoğraf ve main video evet, oluşmuş evet. oluyor. Müşterinin, yani dediğim gibi ilk başta da, ta konunun başında konuşmuştuk yani fotoğraf satın alıyorlar ya insanlar. Hmm. Yani fotoğrafı görmesi lazım. Çok önemli. O main fotoğrafı, hmm. Amazon'daki ana fotoğraf, beyaz zeminli veya işte eBay'deki fark etmez. Aynen. Bunu oluşturuyorsunuz. Hızlı, kimseyle muhatap olmadan, evet. ucuz, temiz, ucuz ve temiz. Dükemi. Ve işte şey abi, hani 360 video şu anda birkaç yorumda paylaşırım seninle. Birkaç müşterimize yaptık. Bu kadar etkileyici olacağını tahmin etmedim diyor insanlar. Çünkü ürünün tamamının işte yüksek çözünürlükte şöyle dönüp güzel bir ışıklandırma dönüp kendini göstermesi gerçekten karşı tarafa ürünle ilgili çok net bir şey sağlıyor. Burada bizim iki tane hedefimiz var müşterinin kazanımları bakımından. Bir satışları arttırmak tabii ki dönüşümleri arttırmak. iki iadeleri azaltmak. Yani iade de aslında e-ticaret satıcısının çok yaralayan bir şey. Özellikle kar düşük olduğu kalemlerde, kategorilerde zaten adam aylık 3-4 tane iade aldığı zaman bütün oyunu bozulmaya başlıyor. Artı şu var abi işte hani ürün gösterildiği gibi gelmedi. Evet. O Şimdi yorum geldikten bu sonra çok zor işin şey ya. Yani. Yani. Mevcut ürünü olduğu gibi 360 derece videosuyla, fotoğrafıyla gösterebiliyorsan, müşterinin %100 iade olmaz demiyorum ama hani dediğin gibi %5 ise bunu birlere falan çekmek mümkün çekmek, olabiliyor. Evet. Ya gerçekten böyle. Burada işte mesela şu yorumu çok duyuyoruz. Hani fotoğraf yeni bir şey mi? Yeni bir şey mi bulduğunuz gibi. Hayır, buradaki mevzu o değil. Bu hizmet aslında yeni. Tabii sistem. Orada da işte az önce sana anlattığım gibi bir fotoğrafçı aradığın zaman biz de mesela normal şartlarda fotoğrafçı, videocuyu aradığın zaman derdini anlatıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Fotoğrafçı o kadar temel seviyede bir hizmeti vermek istemiyor çünkü ne karşılamıyor. Evet. Mecburen yüksek fiyat vermek zorunda kalıyor. Bu sefer müşterisi de yıpranmış oluyor fiyatla. Sen diyorsun ki ben boşmak. en temel fotoğrafların, en Aynen temel videonu hızlı bir şekilde ve piyasanın en ucuzu fiyata. Çünkü bunun ucuza yapılabilmesi için bir sistem kurduk burada. ya Ben bu sorularımı bilmediğim için sormuyorum bu arada. Hani evet evet herkes anlasın diye. diye sorduğunu biliyorum. Gerçekten buradaki şey, yeni bir şey değil fotoğraf ama bu şekilde hızlı, ucuz ve şey alabilmek, yani tamamen e-ticaret özelinde alabilmek ve temel seviyedeki çözümü alabilmek, burada yeni bir iddiamız çok var. Çok önemli, işte sabah biz gittik, Bursa'da bir firmayla görüştük, yani bir ürün Hı -hı. alacağız, satacağız Etsy için. İlk aklımıza takılan işte fotoğrafları var ama ya bunlar bir daha çekilmesi lazım <laughs> Evet. diyorsun. E, ticarete başlaman için şart olan şey, Evet abi. üründen önce fotoğraf, ürün olmayabilir. Kesinlikle öyle. Anlatabiliyor muyum? Üründen önce fotoğrafa ihtiyacım var. Ve bu ana fotoğrafa işte. Aslında ilk fotoğrafla sen işte arama yaptı. Adam atıyorum ne olsun. Vazo. Hı hı. Vazolar karşısına geliyor. Evet. Ve ilk gördüğü fotoğraf sizin fotoğraf. Aynen öyle. Ya zaten burada şunu istiyoruz. Mesela bazı müşteriler bu hizmeti gördükten sonra şunu soruyor. İşte bize lifestyle bir şeyler de çeker misiniz? İşte ev ortamında olsun hı hı. falan. Diyoruz ki bu burası o hizmeti vermiyor. Bu o en temel ihtiyacı çözecek. Senin işte sıfırdan bire geçmeni sağlayacak sen işte belli bir gelirle çıktıktan sonra sen yine gel işte bu sefer minor visuals'a gel. Biz sana bir prodüksiyonlu bir şey de yapalım. O ayrı konu ama senin başlamanla arandaki engeli kaldıracak. Geldi o şey bu. Ana fotoğrafı da böyle bir yapay ile falan e, mock up yaptırabilirseniz var abi. Bu hani V2'si, V3, V4'ünde bununla ilgili bizim de planlarımız var. Yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi şimdi mesela şey çok soruluyor. Fotoğrafın üzerinde Amazon'da biliyorsun e, grafikler ve yazılarla izahatlar yapılıyor ya. Mesela müşteri diyor ki ben fotoğraf alacağım bunları da yapamıyorum. Şimdilik onu yapmıyoruz. Ama biz bazı template'ler ileride hani hmm. oyuna sokup bunları da şey yapmak istiyoruz. Ama orada şey problemleri var. Biraz daha custom çözümler olduğu için bunlar kişiye özel. Biz şu anda hani kontaksız olabilmek, müşterinin bizle boğuşmamasını sağlamak için net bir şey vaat etmek istiyoruz. O yüzden şimdilik böyle devam. Harikasın. Ama bunu da çok iyi yapmaya çalışacağız bakalım. İyi. Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Abi ben mi seni konuk ettim? Sen beni konuk ettin galiba. Ama güzel oldu. Bayağıdır aklımızdaydı. İyi oldu aradan Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.